Beşiktaş çok gol yemiyor ya da gol yemiyor. İşin iyi tarafı bu. Ama kötü tarafı hala çok fazla hocanın istediği gibi bir üretkenlik yok gibi görünüyor. Bilmiyorum ne dersiniz Burak Kural? Kesinlikle dediğin gibi. Verder Beyama e maçına da biraz baktık. Bakma şansımız oldu. O tabii biraz daha sert bir maç Daha kuvvetli bir takımdı. Ancak Beşiktaş'ın şunu da söyleyelim tabii. Genç oyuncularla da oynuyor. Emre Delibaş'ı deniyor hoca. Evet. Ee, şimdi ismi unuttum ama bir tane daha genç oyuncu oynuyor. Heh, e, Oğuzhan, Oğuzhan oynuyor Akgün. Veli Meşe'de de izlemiştik oyuncuyu. çok yetenekli Almanya'dan yetenekli getirdikleri oyun olsam mı? Almanya'dan geldi. Yok Altınordu'da oynadı daha evet. önce. Ergen'e Veli Meşe'de oynadı iki, iki sezon. Evet. Çok yetenekli Solak. Muazzam yetenekli bir oyuncu. Hatta ikinci ligin e, bence en yetenekli oyuncusuydu. Ancak oyuncuya da şans veriyor. O da zaman zaman etkili olmaya çalışıyor. Dolayısıyla hoca özellikle gidecekleri kalacakları bu kampta belirlemeye çalışıyor. Evet. Ancak bence senin altını çizdiğin gibi net bir hücum oyunu, pozisyona girme konusunda Ciddi arızalar var Beşiktaş'ta. Hı hı. Bu zaten kendi döneminde de özellikle İsmail, Valerian İsmail döneminde de zaman zaman gördüğümüz noktalardı. Süper ee, Süperlikte oynadığı karşılaşmalarda. Dolayısıyla buna bir çözüm üretilmiş değil. Aslında kağıt üstünde çok ciddi iyi transferler yapıldı. Ee, doğru noktalara doğru transferler yapıldı. Ancak özellikle savunma tarafında da biraz daha e, şunu söyleyelim. Bir stoper oyuncusunun daha gelmesini ben bekliyorum. Hı hı. O da geldikten sonra aslında Rıdvan'da kalacak diye düşünürsek şu an bir herhalde aksiyon yok kalacak diye düşünürsek sanki biraz da net bir kadrosu var Beşiktaş'ın. Kadro ile ilgili değil de kağıt üzerinde tamam ancak sonuç anlamında üretkenlik anlamında biraz sıkıntılar e, gözüküyor. Diğer rakiplerin oynadığı karşılaşmalara göre biraz da sıkıntılar var. Eş, biraz sistem medan var tabii. E, i̇kili bir orta saha. Joseph Jetson, takımın en pasör oyuncusu, oyun kurucu oyuncusu. Gezal. Onun da hani yeri bakalım 3-4-1-2'de forvet arkası mı olacak yoksa 3-4-2-1'de Rozier'le daha yakın mı oynayacak? Onun konumlandırması da önemli. Bu sistemin en büyük handikapları. bunu Pereira'da gördük. Yani üçlü oynadığınız zaman kenarda stoperleriniz bek özelliği taşımıyorsa böyle çok ön tarafta çoğalmıyorsunuz. O baskı e, ve pozisyon sayısı çok önemli. Ama hani hücum hattında tabii Vegors'tu, Muleka'yı Mulekalı bir Beşiktaş'ı görmemiz gerek. Rıdvan şu an için çok çok önemli bir konumda. Nedeni de şu. Beşiktaş yaptığı kadro planlamasında kalede Ersin. Hadi bir de Emrecan transferi oldu mu? Resmiyet kazandı mı? Kerem İstanbulspor'dan alacak. Yok hayır. Stoper ama hani onu bekliyorum ben. Üçüncü isimde sol kenar oyuncusu hani Rıdvan diyoruz yani çünkü diğer bölge orta sahanın merkezi Joseph Gaston yabancı olacak. Ön taraf işte Mulekası, Vegorsu, Gezalı yine yabancı. Rozia yabancı. Stoper sayısı hadi yan taraf Belinton diyelim. Genel planlamada siz sol kenarda yerli kullanacaksınız ve hani Rıdvan'ı o denklemden çıkartalım ki Rıdvan gibi bir oyuncu ben olsam herhalde muhtemelen Hocamın e, bu sistemi tercih etmesini isterdim. İşime gelirdi. Çünkü Rıdvan hem sol bek hem sol ön çok iyi oynayabiliyor. Genelde bu tarz olmuyor. Sol bek oyuncuları biz sağ açık izleriz. E, yeri, mevkisi, ön tarafa ama Rıdvan'ın o koridoru iki taraflı. İleri geri ki Galatasaray'a sol önde oynayıp gol attı Aslan Tepeki derbide. Rıdvan'ı çıkartalım o denklemden. O bölge Umut Meras'la zaten yürümez ligimizde başka alternatif var mı bir isim var. Alanya'dan Tayfur Mügülen o da benim bildiğim orijini zaten sol bek veya sol kenar oyuncusu değil. Ne kadar orada sezonu tamamlayabilirsiniz? Bu ciddi handikap. Umarım anlaşma aslında ilk koşulu iyi de 6.5 milyon euro ama işte son gelen bilgiler 4 milyon euro garanti parayı o da ödeme planlarında sorun yaşanıyor. İnşallah Rıdvan kalır. Hem Beşiktaş için hem Rıdvan için doğrusu o şu aşamada. Serdar Saatçı konusu üstüne birazcık konuşacağız. Ee, Serdar Saatçı dün 72. dakikada oyuna girdi. 83'te oyundan alındı. Bu tempoyla oynayacaksan hiç oynama şeklinde Valerian İsmail'in ona bir serzenişi söz konusu oldu. Ve Serdar'ın da soyma odasına giderken ve sonrasında devamında bir takım tepkileri vardı hocaya. Tavır ve davranışları sebebiyle de. Beşiktaş Kulübü Serdar'ın kadro dışı bırakıldığını duyurdu. İstanbul'u bu sabah erken saatlerde bir uçakla döndü ya da yola çıktı. Yolda da olabilir hala. E, Nevzat Demir Tesisleri'nde takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam edecek. Nasıl yorumluyorsun bu yaşananı? Tabii şimdi maçı canlı o anda izlemedik. Hı hı. Ancak yani bir oyuncunun 10 hazırlık maçında 12 dakika içerisinde oyundan alınmasının arkasında bir şeyler olabilir. Ne demek arkasında bir şeyler olabilir? Antrenman performansını beğenmiyor olabilir hoca. Kampta bazı hususlarla ilgili hoşlanmadığı bir şey olabilir ki burada gelip işte 10 dakikada ya bir de hani bu tempoyla oynayacaksan bir stoper oyuncusundan bahsediyoruz. Hani bir kenar oyuncusu olursun, bekine yardım etmezsin. Sürekli top kaptırırsın ileride. Santrafor oyuncusu gelen top geri döner. Merkez ortası adamını kovalamazsın falan. Anlarım bunları. Veya bek oyuncusu gittin mi dönmez. Ama stoper oyuncusunda bu tempoyla oynayacaksını çok anlayabildiğim bir şey değil. Hı. Dolayısıyla öncesi var ise eğer teknik direktörün bu 10-12 dakikada oyuncu almasını anlayabilirim. Ancak ve ancak eğer böyle bir şey yoksa o 10 dakikada istenileni veremedi diye bu kadar sert bir şekilde oyuncuyu oyundan almayı anlayamam. Yine alırsınız oyundan önünde demezsiniz yani bu tempolu oynayacaksın oynama. Oyuncuyu alırsınız çıkarken de hani biraz tepki gösterir. Sonra konuşacağız dersiniz. Sakinleştirirsiniz. Yardımcınız Hı -hı. sakinleştirir. Böyle tek işte soyunma odasında sert hareketler de olmaz. Tepkiler de olmaz. Yönetirsiniz süreci. Dolayısıyla burada sanki kimseyi suçlamak istemiyorum. Orada değildik ama sadece alternatifleri anlatmaya çalışıyorum. Anlattığım gibi bir senaryo yoksa biraz Valerian İsmail Hoca'yı da eleştirmek gerekebilir. Ama eğer oyuncunun böyle genel bir e, kırılganlığı, genel bir performans düşüklüğü varsa o zaman genç kardeşimize bakmamız gerekiyor. Toparlamak gerekirse ne olursa olsun oyuncu çok genç, 2003'lü ya da 2004'lü. Bence gelecek de eden bir oyuncu. A takıma yeni yeni geçen sezon çıkmış bir oyuncu. Yapmaması lazım. Hı hı. Yani çünkü daha gençsin, burası büyük kulüp, sürekli takip edilen bir kulüp. Farklı bir yerde yapsam bu kadar işte kadro dışı kalmayabilirsin, kol kırılır, yeni içinde olur. Ancak Beşiktaş'ta bu işler çok hoş karşılanmaz kaldı ki. Kaldı ki senin oynama şansın yüksek. Derli orada stopersin. bir stopersin. Orada bir rakibin Wellington gözüküyor. Montero sağ stoper oynayamaz. Orada tek rakibin Wellington gözüküyor şu an. Wellington'da hele ki bu sistemde çok kart görme riski barındıran bir stoper. En kötü iyi oynasa bile cezalı olacağı periyotlar olacak. Yani, yani muhakkak şans gelecek. Oyuncuların haklarını aramaları seninle de çok konuşuyoruz. Yani sorgulamaları bunlar Türk futboluna faydalı işler. Ancak ne olursa olsun bunu Serdar'ın iyiliği için söylüyorum ben. Farklı bir durumda olsa biraz daha sakin olmak lazım ama genç bir kardeşimiz. Çok da fazla üstüne gitmemek evet. lazım. Bakarsak Kasım ayında olsa gerek Ajax maçı Hollanda'daki o maç ilk 11'di Serdar çünkü Beşiktaş'ın anormal eksiği vardı. Evet. Ben ilk o zaman. Bir de alt ay maçında oynamıştı sanırım. Beşiktaş'ın 2-1 kaybetti. Yani bakarsak 7 ay Şöyle de ilginç bir hikayesi var. Geçen sene Ağız Spor'da izledik. Galatasaray U19 takım Beşiktaş'ı 4-2 yeniyor. O Galatasaray U19 takımından hiç boyunca geçen sene 13. bitiren Galatasaray'da aktif rol alamadı. Beşiktaş ve elim, o gün 4-2 kaybeden takımdan Emirhan'ı ve Serdar'ı sezon boyunca kullandı. Emirhan ikinci yarıda o Antalya'daki Antalya Spor'la Dubai'de de oynanan Katar'daki evet. Süper Kupa ile birlikte kadroya girdi. Şimdi Emirhan'da bir şeyler gördük. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe maçı inanılmaz bize heyecanlandı driblingleri. Ben Serdar'ın hatırı sayılır bir zaman zarfında A takımda bulunduğunu düşünüyorum. Ben Beni çok ikna etmedi stoper performansı. Onu söyleyeyim. Yani bence şöyle... Ozan Kabak mesela beni ikna etti ama bir ayda etmişti hatırlarsın. Evet. Zaten 5. Beş, ayda da transfer yaptı. Ee, bu tarz ligimizde de bir furuya başladı. Mesela Ahmet Can da bizi ikna etti. Bakarsak o da çok... Önemli. Serdar, Ahmet Can çok potansiyelli bir oyuncu. Serdar'dan bence daha az şans bulmuş olabilir biraz irdelesek e, maç sayısında. Serdar'ın Süper Lig'de 8 maçı 11'de çıktığını görüyorum. 11 kez e, totalde 11 maçı var Süper Lig'de. Şampiyonlar Ligi Türkiye Kupası'nda da birer maç oynamış. 13 maç. Evet. Ondan fazla. Bir de zaman aralığı önemli buradaki herhalde. Evet. Yani Kasım'la Mayıs süre vardı. Bir de rakipleri de önemli sonuçta stoperde Edgar'ı kimdi Ahmet Can kimdir? 9 maça 11'de çıkmıştır Trabzonspor'da ligde 13 maç total. E, kupada 4 maçı var. Ve Ahmet, Ahmet Can'ın Can öncesi Trabzonspor'un geçen seneki stoperleri Edgar sakatlana kadar çok iyiydi. Vitor çok iyi sezon geçirdi. Dansfil mükemmel bir jokerdi. Dönenin Beşiktaş'a Vida kimse neden e, devam etmedi sorusunu sormadı. Wellington çoğu Beşiktaşlı için günah keçisi Ben o kadar kötü oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Monteiro benim hiç beğendim stoper değil. Yani demek istediğim o bu, bu rotasyonda bence sivrilebilirdi daha çok e, maç sayısı olarak ben daha fazla bekliyordum orada yanılmışım hı hı. kusura bakmasın izleyiciler ama hani süre olarak dediğim gibi Kasım aylarında başlayıp Mayıs'a kadar Fenerbahçe maçında vardı mesela sağda e, buradan bir tebrikte meslektaşımız Sercan Dikme'ye e, müthiş yine bir gazetecik yaptı Sercan zaten Balerin İsmail ile ilk duyurmuştu Hani Beşiktaş'a çok hakim olduğunu biliyoruz Serdar Saatçi ile yaşanan krizi A'dan Z'ye anlattı bir saat sonra tabii ki Sercan bunları söylediği için Ser Sercan'ın verdiği istihbaratların doğru olduğunu Beşiktaş yönetiminin almış olduğu kadro kararıyla öğrendik. Tekrardan tebrik ediyorum Sercan'a.